Hülya Avşar uzun bir aradan sonra Yıldız Deban'a yarışmasıyla ekrana dönüyor. Avşar programda Kerem Alışık ve Büşra Pekin'le beraber jüri koltuğunda oturacak. Sektöre yeni oyuncular kazandırmayı amaçlayan projede yarışmacıların oyuncu koçluğunu ise Hamdi Alkan yapacak. Yıldız Deban'a yarışmasının ekibi hafta başı Bebek'teki bir otelde buluştu. Toplantıya ilk gelen isim Büşra Pekin oldu. Ellesindim. Güzel bir iş toplantısı için. Evet, geldiler mi içeride? Yok, kimse gelmedi. Aa, ilk ben gelmişim. Evet. Güzel. Benim çok sevdiğim bir şey, yetenekli insanları oldum olası çok seviyorum. Ufak yaşlardan beri birilerini keşfediyorum aslında. Ben bu programla da çok uyuşacağımı düşünüyorum aslında. Daha önce Kerem Alışık'la tiyatro yaptıklarını belirten Büşra Pekin, Hülya Avşar'la ilk kez bir projede beraber yer alacağını açıkladı. Kadrodan bahsedelim o zaman. Hülya Avşar, Kerem Alışık, evet. Hamdi Alkan. Çok güzel bir kadro değil mi? Evet. Gerçekten daha öyle. Daha önce ben böyle bir kadroyu bir arada görmedim. Valla hepimiz bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kerem Alışık'la bizim daha önce Serli Boylum, Al Yazmalım oyununda beraber çalışmıştık. Bundan çok seneler önce. Hülya Avşar'la bir araya gelmemiştik bir projede. İlk oldu. Evet. Sık sık fiziksel değişimiyle gündeme gelen Pekin, Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi için sarıya boyattığı saçlarının yandığını anlattı. Film projeleri için kendimi değiştiriyorum ve bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Değişmek güzel bir rol için. Bazen işte sıkıntılar olabiliyor, saçlar işte yanabiliyor. Sonra kurtarıyoruz neyse ki. Yine yanmış gibi duruyor galiba. Evet evet, saçlar bayağı zarar gördü. Projeler için elimizden geleni yapıyoruz. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrek mi? Aa. Sakın benim peşimden gel! Son olarak Hasan Can Kaya'nın Çok Aşk adlı filminde rol alan ünlü oyuncu yüzündeki değişimle ilgili açıklama yapmış ve yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın demişti. Yüzle ilgili gerekli açıklamayı da yaptım zaten. Evet. Filmle yani yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüze sahiptim ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. Dilberay'da nasıl botoksu yaptırmıyorsam Yılbaşı Gecesi filmi için botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum gibi. İşte Hasan Can'ın filmi için gençleşmek adına bant kullanıyoruz gibi bir takım şeyler yapıyoruz. Büşra Pekin yüzünde sadece burnunda estetik olduğunu sözlerine ekledi. Estetik var mı peki? Estetik var. Yani saklamıyorsunuz. Saklamıyorum. Şey burnumda var. Yok, burnumda sadece var. Sadece burnunuzda mı? Burnumda var sadece. Yüzümde sadece burnumda var. Büşra Pekin'in ardından otele Hülya Avşar geldi. Yani her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Ya kaçamak yapsak ne olacak? Ya yapamayacağım mı ben şimdi hiç kaçamak? Bir söyleyin ya. Ben kendi adıma söz veriyorum. Kaçamak yaparsanız ben görmezden geleceğim. O zaman tamam. Hayır bak, otel motel yani. Anlayın artık ya. Bir kaçamak. Toplantı için geldiniz bugün. Ay Allah'ım. Hemen hayırlı olsun. Kaçamaklarla işimiz gücümüz yok. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Avşar toplantıya kendisinden önce gelen Büşra Pekin'le ilgili espri yaptı. Nasıl bir proje? Oralara şimdi nasıl gireyim ben ya? 2 saat anlatamam onu. Onu anlatacak insanlar vardır. Vardır. Evet. Girmeden hemen sizde bir önden. Ben gidiyorum. Gelen oldu mu? Büşra Hanım geldi. Hadi. İlk defa sizde bir projede evet. Bir olacak. Sorun kendisi. Çok heyecanlıydı. Evet. Dur onu bir sopalayayım ben şimdi 2 dakika. Geçmişte Hande Yener, İrem Derici ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerin şöhret olmasına ön ayak olan Avşar, yarışmada jüri üyesi arkadaşlarıyla beraber bu kez bir kadın, bir de erkek oyuncu keşfedeceğini ifade etti. Daha önceden de birçok kişiye dokundunuz, işte Hande Yener, İrem Derici, şimdi yeni bir yetenek, daha hani yeni birisi daha sizin sayenizde meşhur mu olacak, ünlü mü olacak, nasıl diyelim, oyuncu mu olacak daha doğrusu? Benim sayemde değil, 3 kişiyiz. Üçümüzün sayesinde ama tabii biraz iyi kokalıyorum böyle şeylerde, onun farkındayım. Konuda mütevazı olamayacağım. Mutlaka iyi, yani çıkacaktır iyi bir oyuncu. İyi kadın ve erkek oyuncu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun, bakalım ne olacak.